Herkese merhaba, selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Bugünkü video planımda elektrikli araçlar popülerliğini kaybetti mi? Kaybetti aslında. Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde buna yol açan şeyler neydi? Veyahut da buna yol açtırıldı mı? Bazı güçler dış güçler bizi kıskanıyor, muhabbet olmasın da. Bazı etkiler var. Özellikle ekonomik eğilimler de bence bunda rol aldı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce, geçen videodan bu yana vlog invalinde neler değişti ondan bahsetmek istiyorum. Telefonu kabloyla bağladım söylemiş. Telefon tutucu ekledim. Altına şeffaf folyo yaptım. Arabanın orijinalini aslında böyle şeyleri çok sevmem ama Apple CarPlay'de şu an için montajını düşünmüyorum. Öyle olunca da bunu yaptım. Kabloyla bağlamanın birkaç artısı oldu. Elbette ki şu an Bluetooth'ta telefonla konuşabiliyorum. Onda hiçbir problem yok. Ses kısmını buradan Bluetooth cihazları bir resetledim. Az cihaz gözüküyor. Cihazı konfigüre et dediğin zaman aynı anda iki tane telefonu Bluetooth'tan bağlayabiliyorsunuz. İki mikrofon var. Bir de ses anlamında, yani müziği buradan alın. Sadece müziği kapattım. Bluetooth çalışıyor. Tabii kabloyla bağladığım için ses kalitesi gerçekten artıyor. Bu da yadsınamaz. Spotify'ın da bu kütüphane vesaire özelliklerini de kullanabilmek benim için gayet yerinde ve akılcı bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bunu açıklamaya geri duydum. Ayrıca bu bağlama muhabbeti, bu Baseus marka ve açısı şöyle ayarlanabiliyor. MagSafe, ister böyle yap, ister şöyle yap. Hatta hani takip izleyenimiz bize mesela şey yaptı, selam verdi. Şimdi bir yere gidiyoruz Osim'de, bir de ondan bahsedeceğim. Olay biraz da o aslında. Şeye gidiyoruz, Osim'de bir yere. Bizim bu bir önceki videoda galiba evdeki simülasyondan bahsetmiştim. Bu simülasyonun ana ünite, yani insan ara birimlerinin tamamını değiştirdik. Ben bir güncelleme yaparken alüminyum anakartını yaktım. Aslında çok büyük de bir hata yapmadım ama USB soyuk çıkar kalibrasyon yaparken anakart gitti. Anakartı aldım, eBay'den gelecek. Onu başka bir yerde değerlendireceğiz. Onu böyle otomasyon sistemleri, üniversiteler, uçak sanayisi. Burada kullanılan Sigma alüminyum profile çevirdik. Kullandığım malzemeleri gördünüz. Bayağı bir uğraştık. Şu anda daha tam bitmedi. Birkaç parçanın göz kararı ölçmüştüm. Gözüme takıldı. Bir 10 santim kısalacağız. Bir de klavye, mouse için birkaç aparat yapıyorum. Son halini sizinle paylaşırım, bugünkü halini. Bitmek üzere. Bir de televizyonu koyduğum yeri biraz daha genişletmem gerekiyor falan. Birkaç işte modifikasyon için şimdi cumartesi günü şeye gidiyorum. Yalnız bayağı bir uğraştırdı. Yani bir hafta bütün boş vakitlerimdeki emeği oraya verdim de güzel olacak, bayağı iyi olacak. Yeni insan ara birimlerimiz de Moza marka. Moza R9 S Racing Wheel SRP Lotsal. Vitesi Logitech USB adaptörü aldım. O da geldi. Logitech'e tır vitesi ve körük yaptığımız için onu kullanacağız. Moza'nın bir güzelliği var. Instagram'da bana bayağı bir gönderdiniz. Görmeyenler için de söylüyorum. Tır diye direksiyonu yaptı Moza. Kendi direksiyon üniteleri için. Ve onun üzerinde çok güzel siyah alüminyum joystickler, birçok özellik ve birçok ışığa yapabildiğiniz düğmeler var. Ve özel bir tutucuyla gelecek. Tır gibi yataya çevirebileceksiniz bir hareketle şeyi, direksiyonu. Hem yarış hem tır olarak kullanabileceksiniz. Bayağı heyecanlıyım onunla ilgili. O henüz Türkiye'de ön siparişte. Onu da bekliyoruz. Çok uzattım. Elektrikli araç mevzusu şeyden başladı. EQE fiyatlarına baktım. Aklımdaydı. Dizaynı çok uzak geliyor. Bana bir de kalite problemleri olduğundan bahsediyordu herkes. Ben ön planda EQE düşünmemiştim ama baktım, hani mantıklı fiyatlar. Acaba hani macera için alınır mı, satılır mı? Benim duruşum belli dedim ama storylerde siz ne düşünüyorsunuz diye paylaştım anket şeklinde. O ankette 7.30'u kalsın çıktı. Tabii anketle paylaşınca birçok insan bana görüşlerini ve bu arabayla ilgili düşüncelerini iletmiş. En büyük şikayetlerden biri Mercedes kalitesinde olmadığı diye, tam bilmiyorum yani, ben kendim tecrübe etmedim. Şimdi EQE sahiplerini de üzmek istemem. Bir de şeyden bahsetmişler. Sıfır, aslında bu daha şey.
baskın sıfırından bu yana değer kaybının çok olması. Bu da şuna bağlı. Birkaç aydır elektrikli arabalarla ilgili karalama demeyeyim de biraz daha negatif bir yaklaşım mevcut. Sermaye de bunu istiyor gibime geldi. Bu da nereden? Biliyorsunuz sosyal medya artık sosyal değil. Yani sosyal olsaydı benim gibi üreticilerin, içerik üreticiler, özellikle YouTube anlamında konuşuyorum, daha çok izlenmesi gerekirdi. Şahsi YouTube kanallarının izlenmeleri oldukça düştü. Bunun da birçok sebep var ama daha çok ben bunu işte sermayeye bağlıyorum. Yani yönlendirilebilir içerikler isteniyor. Yani televizyon gibi. O yüzden YouTube'da izlenen kanalların çoğu artık prodüksiyonla çalışan, süpervizörlükle çalışan şeylere döndü. Otomobil kanallarının süpervizörlüğünü de daha farklı yapıyorlar. Basın bültenlerinde veyahut da toplantılar veya otellerde toplantılardan önce insanların ne söylemesi gerektiğini kibarca böyle bir veriyorlar. Hani bunu söylemezsen bir daha çağırmayız gibilerinden biraz bir etki var. İşte mesela bunun en güzel örneği S1XR'ın M paketi çıktı. Yurt dışında, yani bizim Türkiye'den de gidenler oldu. Baktığım zaman videolara mesela bir tane gerçekten büyük bir kanal var. Çok da böyle süpervizörlüğü sevmiyorlar. Onlar diyor ki ya marka bize şunu söylememiz gerektiğini söyledi. Size söylüyoruz. Hani acaba tartışılır gibilerinden söylerken bazı kanallarda Türkiye'den gidenler de aynı şey dedi. Aa işte şöyle de böyle marka bu falan. Yani markanın istediğini onların ağzından duyduk. Hani bu noktada da sosyal medya artık sosyal değil. Bu minvalde de elektrikli araçlara karşı şu içerikler çok arttı. İşte elektromanyetik radyasyonu fazla, şarj imkanı azaldı. Evet, şu anlama gelmiyor tabii bu yönelim. Elektrikli araçlar bitti, elektrikli araç hiç olmayacak, elektrikli araçlar geçmiş olsun, böyle bir şey yok. Gelecek yine elektrikli araçlar. Toyota gelecek, biz tam elektrikli de görmüyoruz diyor. CEO'ları açıkladı. Biz hibritin zaten geleceğine inanıyorduk. Üretim maliyetlerini açıklamışlar. Bir tam elektrikli fiyatına 9 tane hibrit, 20 mi 30 mu? O konuda spekülasyon yapıyor. Hatırlıyorum ama çok miktarda mild hibrit üretilebildiğini söylemişler. Bu anlamda da gelecekte biz tam elektrikliyi gelecek olarak, yakın gelecek olarak görmüyoruz diyorlar. Tabii bunu destekler nitelikte de Mercedes, BMW, Renault en son gördüğüm 2030'da tamamen elektrikliye geçme planlarının hepsini rafa kaldırmışlar. Hem satışlar azalmış, satışlardaki azalma da şey değil kesinlikle. Hani böyle ivmenin azalması değil, bayağı azalmış. Yani %19'dan %20'lerden %17'lere düşmüş elektrikli araç payları. Bu, ama yine üstüne basarak söylüyorum. Yani bu şu anlama gelmiyor. Elektrikli araçlar bitti gelecek. Gelecek onlar ama o kadar hızlı geçilmeyecek. Bu yurt dışındaki eğilimlerde. Yurt dışındaki araba, yani bu ekonomik anlamdaki ben bu propagandanın sebebini şuradan anlıyorum. Değerli metaller arkadaşlar çoğu Çin'den geliyor. Değerli metallerin temini veyahut da işlenip bataryaya veyahut da elektrikli arabalarda kullanılmasını sağlayan fabrikaların çoğu Çin'de. Şu an global Avrupa ve Amerikan üreticilerle Çin arasında ciddi bir gerilim var. Dünyada da bu zaten bir savaş niteliğinde, ekonomik savaş. Çin ürünlerini, hatta en son TikTok Amerikalı birine satılmazsa TikTok iptal edeceğiz gibi Senato'dan geçirdi Amerika. Yani böyle bir savaş aşikar. Böyle olunca da elektrikli araç üretmek istiyorlarsa ve kar etmek istiyorsa Avrupalı firmalar, yani ağır metal değil de özellikle metallerini kendi üretimlerini yapmaları lazım. Bu da mümkün değil. Bir de şu var tabii, Çin BYD gibi güzel markalarla hem ucuza mal ediyor, hem güzel fiyata satıyor, hem de kaliteli yapmaya başladı. Böyle olunca da piyasayı ele geçirmeye başladı. Avrupalı, Amerikalı üreticinin onların maliyetlerini yenip kar etmesi mümkün değil. Kar edemeyecekleri şey de üretmelerini, tüketicinin de kar edemeyecekleri ürünlere ilgi göstermesini istemeyeceklerdir. Bu noktada da zaten bu propaganda yapılıyor. Yani uluslararası düzeyde elektrikli araçların revaçtan düşmesi bu. Görürüz, Çin'den problemler çözülür, o şey üretim maliyetleri düşülür, yine sosyal medyayla yine elektrikli araçlar patlatır.
Türkiye'de de şöyle oldu. Pandemide ilk Taycanlar çıktı işte. O zaman tam elektrikli lüks Taycan çok uygundu da ilk alanlar çok uygun aldı. Bayağı bir furya oldu. Hatta böyle televizyonda federasyonlardan açıklamalar yapıldı. Zengin çocukların elinde elektrikli araçla ne yapacaklarını bilmiyorlar. Elektrikli araç bu kadar basit bir olay değildir. İşte değerlendirilsin falan filan. Hatırlıyorum ben öyle bir konuşmalar falan olmuştu. Pandemi tabii şimdi. İnsanlar değişiklik arıyor, korku var. İşte dünya değişecek mi? Uzaktan mı çalışacağız? Bir şeyler değişecek mi? O anksiyeteyle bir elektrikli araçla ilgi arttı. Millet zaten Tesla'yı bekliyordu. Yani çok merak ediyordu. Türkiye'de Tesla satılsa da uygun fiyatta alsak diye. Model Y'ye bir girdi abi. Ortalığı dağıttı. Herkes telefondan, hatta bir benim muayene olduğum doktorum anlamında bir profesör abi beni aradı. Ya dedi Noyan, ameliyathanede otururken sipariş vermiştik. Ne olsa kredi kartından da kaporayı çektiririz, geri alırız diye. Noyan dedi, şu an dedi araba geldi, fiyatı çok artmış piyasalar. Abi dedim, hani siz bilirsiniz ama zarar etmek istemiyorsanız almayın dedim. Çok güzel bir Tesla sipariş vermiş. Dolu, otonom sürüş falan filan. Sonra bana teşekkür etti. Çünkü bayağı bir zarar edecekti alsaydı o arabayı sıfır olarak. İşin sonunda Türkiye'de böyle bir süreç ilerledi. Bu süreçte neler rol oynadı? Mesela diyorlar ki ya şarj istasyonu bulamazsan veya menzil sıkıntısına girersen 90 sabit gitmek zorunda kalıyorsun. Abi şimdi sen Mercedes, BMW premium kullanıcısının en büyük zevklerinden biri serserilik ama uzun yolda basacaksın gidecek. Takır takır gidecek araba. 170-180 sabit gidebileceksin mesela. Doğru değil ama hani o premiumun Türkiye'de bir şeyi. Hızlı şoför, hızlı baba, hızlı şoför muhabbet videomu hatırlayın. Yani şimdi onu yapamayacaksan neden 100 bin euro ve üstü fiyata satılan bir araba alasın? Bu bir. İkincisi Türkiye'deki ikinci el eğilimleri. Şimdi insanlar ilk başta aldılar. Güzel de yüksek gitti fiyatları. Ama elektrikli araba merakları, hele ki premium elektrikli araba hep sıfıra, hani sıfır alan insanlar. Yani ikinci elde şu an daha öyle bir kullanıcı portföyü oluşmadı. Yani ikinci el elektrikli arabalar. Şimdi 2022 model arabalar 2 yaşına geldi. Pil kapasiteleri, şimdi ona değineceğim zaten, düşmeye başladı. Zaten şarj istasyonu sıkıntısı var. Kullanıcı bir elini çekti. Bir de tabii yeni premium araçların eski premium araçlar kadar kaliteli olmamaya başlaması. Yani sıfır Mercedes alan bir insanın beklentisi yüksek tabii ki. Ama şimdi adam baktığı zaman premium sıfır Mercedes BMW alıyor. Bakıyor eskiden aldığı, hatırlıyor mesela aldıysa önceden. Ya diyor bununla bunun arasında fark var. Bunun da etkisi oldu. Tabii şimdi elektrikli araçlarda bir de şu var. Şimdi mesela üretici size diyor ki şu kadar kilowatt bataryası var, kilowatt saat. O kilowatt saat şey işte, bataryanın menzilini belirliyor. Ne kadar elektrik depolayabildiğini. Beygir değeri, şu kadar kilowatt beygiri var. Bir de şarj alma kapasitesi var. Haydi. Bir de verimliliği var. Yani şarjın ne kadarını kullanabiliyor. Haydi. Şimdi diyor ki Tesla'larda mesela bu kullanıcılardan duydum. %50 ile 80 arasında gezmesi lazım batarya. Haricinde arabanın ömründen yer. Haydi. Şimdi adam bakıyor. Ya menzil 400 kilometre. %50-80 dediğin zaman 200 küsür kilometreye düşüyor menzil. Yani efektif menzil. Tam şehir içinde kolay. Gece evinde şarja takabiliyorsan sıkıntı değil. Her gün şarja takarsın. Batarya sürekli %80'de gezersin. Şimdi kış oldu, acil bir şey oldu. Volvo videomuzda bahsettik. Ya dedi, abi dedi cenazenin olacak. Çıkacaksın. Yolda şarj istasyonu var mı yok mu? 2 saat onu mu kafaya takacağım bilmem ne. Bu tarz şeyler olunca elektrikli araba, bizim kullanıcımız elektrikçi arabayla ilgili ilgisini biraz kaybetti. İşin Türkçesi de bu. Ha, yine şehir içinde çok ideal. Bana hep deniyor haklısınız ama hepsi çok büyük masraf. Eve güneş paneli kursak bir de pil almamız lazım o depoladığı enerjiyi alabilsin. O pilin enerji verme kapasitesi yüksek olacak ki arabayı şarj edebilsin. Çatını değiştireceksin, kabloları alacaksın, devreleri alacaksın. Yani büyük masraflar, uzun dönem düşünmen gerekiyor. Bir de yani her şeyi bir kenara bıraktın. Yani elektrikli evet şu bu ama abi biz arabayı seviyoruz ya. Yani içten yanmalı, ses, gürültü, ya biraz olsun daha bitmesin yani. Hani herkes bana diyor mantıklı,
Eşine al, hani uzun yola zaten kral araban var. Eşinle beraber şehir içinde kullan. Aynı ben bu mantıkla hatta i3 alacaktım ta o ilk çıktıkları zaman. De tabii hani hepsini üst üste koyduğun zaman şu an ilgi biraz azalmış durumda. İkinci el fiyatları azalmış durumda. En mantıklısı Toyota'nın da dediği gibi güzel hibritler abi. Tam hibritler. Mild hibritleri ben beğenmiyorum. Anlamsız geliyor. Ya elektrik desteği vardır. İyi, hoştur ama tam hibrit olacak. Mesela Volvo gibi. Yani Volvo'nun ya gerçekten çok araba kullanmadım ama mantık olarak da şu an benim en hoşuma giden o Volvo'ların. Hem tek başına elektrikle gidebiliyor. Yokuş mokuş olmazsa sen içten yanmalıyı neredeyse hiç çalıştırmadan işine gidip gelebilirsin. Lazım olduğun benzin de var. Güzel şarjı yüksek gidersen sadece işte batarya kapasitesi, menzili çok düşük 30-40-50 kilometre ama olsun. Yani piline iyi bakarsan gidebilirsin yani uzun dönem. İşte mesele bunlardan ibaret arkadaşlar. Ben her zaman için arabacıların işte gürültü, patırtı, ses, motor çalışması, o çalışan dişliler, pistonlar, sekmanlar, o mühendislik, ya o his çok güzel. Yani sıralı altının sesi mesela bu arabada benim. Çok dizel olsa bile otobüs O403'te yolculukta kafamızı şeye dayarız cama devirlenmelerini dinlersin 6 silindirli V6 onlar genelde V6 şeyde Mercedes OM motorlar falan ya onları hatırlatıyor. Benzinli S350'ye bindik. Tabii o biraz daha modeli eski ama onun o egzoz taktığın zaman atmosferik 6 silindir arabaya, 8 silindir arabaya sesler. Ya bunların yerini alması çok zor. Fonksiyonellik açısından şehir içinde yine ben mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer günde 100 kilometre, 150 kilometre, sürpriz 200 kilometreden fazla yol yapmazsanız, hani böyle çok koşturmalı bir şeyiniz yoksa, elektrikli araçlar gayet şehir içinde mantıklı ama dediğim şeylerden dolayı da Türkiye'de arabayı alıp da değer kaybını düşünmeyecek insan sayısı %2 falandır yani. Bu anlamda da maaşla çalışan birinin yani örnekte olduğu gibi 120 euro verip 80-90 bin eurolara değerinin düşmesi çok can acıtıcı bir şey. Bu açıdan da hani sıfır tercih düşecektir. Bakalım gelecek neyi gösterecek ama ben hibritlerden yana kullanıyorum oyumu. İlla bir şey almak istersem de kendi başına bataryasıyla gidebilen hibritler tercih ederim. Yani bir kısa da olsa en mantık hem çok da güçlü oluyor arabalar. En mantıklıları bana o öyle geliyor ama Toyota'daki güçsüz motor istemiyorum. Yani 1.8 atmosferik güçsüz motorlu değil de cevval motor olsun ama elektrikli daha da böyle 6-8 silindir şeyi versin. Tabii onların da fiyatları çok yüksek olacak da yapacak bir şey yok. Elektrikli araçlarla ilgili bakış açım buydu. Sigma şeyden de bahsettik. Bundan da bahsettik. Ben şimdi uzun gelenleri kestirip birkaç malzeme alayım. Eve gideyim. Cumartesi koşturmalara geçiyor. Ki eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Elimden geldiğince kapsamlı açıklamaya çalıştım. Ben de çok isterim eşimin araba senedir test almak ama birçok faktörden de yanaşamıyorum. Biraz da pahalı da geliyor bana. Motosikleti satsam veyahut da bazı şeylerden kıssam olur ama şu an için düzenimiz, keyfimiz yerinde. Gidelim bakalım biraz böyle. Bir günün ne getireceğini bilemeyiz. EQE kötü bir araba değil. Hoşuma gitti ama dışarıdan Mercedes gibi de yumurta gibi henüz işte ona bir adapte olamadı. Türkiye'deki Mercedes kullanıcısının profili de EQE'yi kabullenmedi. Yani i5 çok daha başarılı mesela. Çünkü benzinliyle aynı tarz, aynı şasi. Onun da dizayn eksiklikleri, çok şeyleri var. Zorlama olduğu için önde bir bagaj yok. Öne açıyorsun, dünyanın en büyük motor kapağı var falan filan. Yani henüz %100 olmadı elektrikli işi. O yüzden geçici çözümler yapmak lazım. Türkiye dediğim gibi geçici çözümleriyle tecrübeye edecek ekonomik özgürlüğü Türkiye'de %2'dir yani geçmez. Öyle olunca da genele pek hitap etmeyecek durumda. Hayırlısı bakalım dediğim gibi ne olacak ama EQE dediğim gibi kötü bir araba değil. Piyasa hızlı dönse ben de alır denerim eskisi olsa. Yani çünkü piyasa yavaş olduğu için elindeki arabayı elden çıkarmak, arabaya verdiğin masrafın değerinin bilinmesi de düşüyor. Böyle olunca da full yani safi zarara evladın rızkından yemeye dönüyor o araba işi. O yüzden de şu an için oynamayı düşünmüyorum. Bu arabayı da daha yapacaklarımız var. Jant işi bu sene de yaş gibi de bakalım.
Çok para harcadık şeye, simülasyona. O yüzden jantları biraz ikinci plana ettik de. Hayırlısı, belki bir yerden bir şey denk gelir. Duruma göre bakacağız. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Görüşürüz.